İşte burası. Tapınakçıların burayı mesken tuttuğuna eminim abi. Ortalık kalabalık olduğuna göre majesteleri de kesin bu gece burada olacak. Normal zamanda sokak bu kadar kalabalık olmuyor. Majeste geldiğinde sivil görünümlü kendi ekiplerini yerleştiriyorlar. İyi taktik. İlk geldiğimde sokağa dikkat etmem gerektiğini düşünmemiştim. Sadece senin yüzükle ilgili verdiğin ipucunu takip ediyorduk. Ben yüzüğü yapan adamın ismini buldum İstanbul'da. Mahmut da burada adresini buldu. Cahit abi arayıp yüzük ustasının adını verince hemen araştırmaya başladım. Fazla uzun sürmedi. Sokağın solundaki binada mücevher şirketinde yapılıyormuş abi. Gittim ama... Ne şirket var ne de usta. Evet abi. O adreste hiçbir şey yoktu. Ama o gün binadan çıktığımda bir şey fark ettim. İçeri girerken bana hiç dikkat etmeyen bazı siviller beni izlemeye başlamıştı. Senin yüzüğün peşinde olduğunu onlara haber vermiş. Ben de bir şekilde izimi kaybettirdim abi. Ama artık sokakta başka bir durum olduğunu anlamıştın. Sonra da sen sokağı izlemeye başladın Mahmut. Evet efendim. Babam Bükreş'te yıllardır taksicilik yaptığı için ben dikkat çekmeden bütün şehri dolaşabilirim. Bu sokağa sürekli gelmeye başladım. Fotoğraflar çektim. Evet abi, bana sürekli gönderiyordu fotoğrafları. Aradığımız adamları da burada bulduk.
Her hafta aynı gün aynı saatlerde adamların buraya geldiğini tespit ettik abi. Sokakta sadece o zaman bu kadar kalabalık oluyor. Yani o anda Yüce Majesteleri de burada oluyor. Evet abi. Elçi Anthony ve çocuklarla içeri girdikten birkaç saat sonra da ortalık sakinleşip her zamanki haline dönüyor. Peki her zaman aynı çocuklar mı var yanlarında? Hayır efendim. Bir gördüğüm çocuğu bir daha görmedim. Abi içeride ne yaptıklarını bilmiyoruz. Oraya girmeye kalkmak bile her şeyi riske atacaktı. Ben de sen olmadan oraya girmek istemedim. Birazdan girer her şeyi öğreniriz Cahit. Bakalım neyin peşindeler. Teşekkürler. Emrinizdeyim majesteleri. Algis, Türklerin Orta Doğu'da yaptıkları bizim için kabul edilemez. Sizin vereceğiniz emirlerle bütün sistem tersine dönebilir Yüce Majeste. Bu kez tartışmasız, eksiksiz bir başarı istiyorum. Fehmi Kuzuzade'ye talimatımı ilet. Devletin içinde ulaşabileceği bütün kanalları kullansın. Türkler Orta Doğu'dan ellerini çekmezse, ben Konsey ve Fehmi Kuzuzade üzerindeki o koruyucu elimi çekeceğim. Anlaşıldı majesteleri. Algis. Ayrıca Polat Alemdar ve ekibinin de Musul'a yaklaşmaları halinde öldürülmelerini istiyorum. Emredersiniz. Gidebilirsin. Hazırlıklarımız tamam Yüce Majeste. Sizleri bekliyoruz. Arthur nerede? O da hazır. İçeride sizi bekliyor. Biz de çıkalım o halde. Emredersiniz efendim. Sana bununla oynamanın tehlikeli olduğunu söylemiştim. O yüzden seviyorum işte. Gidiyor muyuz? Sokakta beklediğimiz hareket başladı. Çocukları da hastaneye getirdiler. Abi artık sadece 2 saatimiz kaldı. Ne kadar sürer işimiz, dışarı nereden çıkarız onları bilmiyoruz. Girerken kafalarını bir karıştıralım. Onlar bize çıkışı gösterirlerse merak etme. Birazdan sizi ölümsüz yapacak, kutsal görevlerinizi yerine getireceksiniz. Hazır mısınız? Bunlar neler olacağını biliyorlar mı? Hayır efendim. Thank you.
Tamam. Ne olacak şimdi? Majesteleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanını tazeleyip gençleşecek. Çocuklar ölecek öyle mi? Onlar da kanlarını majestelerine vererek ölümsüz olacaklar. Yalnız çok dikkatli olmalıyız. Bu işlem bitene kadar her ne olursa olsun majestelere uyanmamalı, işlem kesintiye uğramamalı. Yoksa? Ölür. Acil durum, acil durum. İçinde bombalı çanta olan bir taksi buraya doğru geliyor. Dur. Dur, in arabadan. Durun, ne yapıyorsunuz? Araba için bomba ihbarı yapıldı. Ne bombası? Bomba falan yok. Bomba burada. Bir yanlışlık var diyorum size. Bomba falan yok. Kapıyı koruyun. Neler oluyor? Acil durum. İçeri silahlı yabancılar girdi. Ne yapacağız? Yüce Majesteyi buradan götürmeliyiz. Mümkün değil. Seansa ara veremeyiz. Bu onun ölmesi demek. Ne kadar zamanımız var? Yaklaşık bir saat. Ben Majeste Arthur'u buradan götüreceğim. Siz de ne olursa olsun Yüce Majesteyi koruyacaksınız. Efendim, gitmek zorundayız. Ama daha yeni başlamıştık. Saldırı var efendim. Sizi buradan götürmek zorundayım. Şerefsiz. Dur Cahit. Sen çocuklara bak. Sen ne yapacaksın abi? Yıllardır emdiği kanı geri alacağım damarlarından. Çocuklar iyi misiniz?
Sakın korkma. Birazdan polisler gelip sizi ailelerinize götürecek. Ben geldim. Polat. Kaos gününe and olsun. Bu senin kaos günün. Hadi gidiyoruz Cahit. Sakın buradan ayrılmayın. Ne olursa olsun buradan çıkmayın. Bittim abi. Bunun işi bitti. Ama bizim işimiz daha yeni başlıyor Cahit. Hadi.